Kapitalist bir piyasa ekonomisi ekonomik büyümeyi tetikler. Ama doğası itibariyle böyle bir ekonomide bazı insanlar çok bazıları az kazanacaktır. Bu da eşitsizliğe sebep olacaktır. Yani eşitsizlik aslında piyasa ekonomilerinin kaderidir. İlla tamamen ortadan kaldırılması gereken bir şey de değildir. Çünkü bu ekonomik büyümeye zarar verebilir. Ekonomi büyümeye devam ederse en çok kazanan dilimde olmayanların da cebine daha çok para girebilir. Bakın girer demiyorum girebilir. Bunu aklımızın bir köşesine tutalım ve eşitsizlik üzerine biraz kafa yoralım. Sermaye, sermaye geliri ve sermaye karlılığı gibi kavramlarla olan bağlantısını düşünelim. Bu grafiği Thomas Piketty'nin kitabından aldım. Sağ olsun kitaptaki tüm grafikleri bu web sitesine koymuş. Bu grafik 1910-2010 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelir eşitsizliği dağılımını gösteriyor. Bunu en çok kazanan %10'luk kesimin milli gelirinden aldığı paya bakarak ölçüyoruz. Mesela 1910 yılında en çok kazanan %10'luk kesim milli gelirin %40'ından biraz fazlasını kazanmış. 1920'lerin sonuna doğru bu oran %50'ye yaklaşmış. Yani milli gelirin neredeyse yarısı en çok kazanan %10'luk kesime gidiyormuş. Büyük Burhan Bey tabii ki 2. Dünya Savaşı ile birlikte oran %30'lara gerilemiş. 1980'lerden günümüze kadar artarak günümüzde tekrar %50'ye yaklaşmış. Yani günümüzde en çok kazanan %10'luk kesim milli gelirin neredeyse yarısını elinde bulunduruyor. Şimdi bunu sayısal olarak ifade etmeye çalışalım. Birinci yılda ekonomimiz bu olsun. Şimdi kopyala yapıştırı kullanalım. Kopyala tamamdır. %10'lu kesimin gelirini turuncu ile gösteriyorum. Birinci yılda bu pay yaklaşık 3'te 1 olsun. Yani bu kısım en çok para kazanan %10'lu kesime gidiyor. Bu pay bu grafikte %33,3'e tekabül ediyor. Yani yaklaşık bu seviyeye diyebiliriz. Yani 60'lı veya 70'li yıllarda olabiliriz. En çok kazanan %10'lu kesimin milli gelirdeki payının artması için bu turuncu kısmın yeşil kısımdan daha hızlı büyüyor olması lazım. Mesela turuncu kısım %10 artarken yeşil kısım %5 büyürse bir süre sonra turuncu kısım payı gözle görülür şekilde artar. Şimdi daha önceki videolarda da gördüğümüz üzere eşitsizliği tanımlayan bu durum gerçekleşse bile kalan %90'lık kesimin cebine giren parada artış olabilir. Yani kişi başına düşen gelir biraz da olsa artabilir. Ama bu videoda buna odaklanmayacağız. Bu videoda artan sermaye karlılığının gelir eşitsizliğini nasıl tetiklediğine bakacağız. Daha önce de belirttiğimiz gibi gelir ve servet aynı şey değil. Ama servet gelirin artmasına sebep olabilir. Servet arttıkça o servetten elde edilen kar da artar. Yani sermayenin karlılığı artar. Yani ekonomiyi %10'luk ve %90'lık dilimlere ayırmak yerine gelirin ne kadarının sermaye sahiplerine, ne kadarının iş gücüne gittiğine bakabiliriz. Yani en çok kazanan %10, en az kazanan %90 diye ayırmıyoruz da sermaye ve emek diye ayırıyoruz. Bunu farklı bir renkte göstereyim. Bu sermaye sahiplerinin yani kaynakların, arazi sahiplerinin payı olsun. Emekçinin payı da burada olsun. Bu kısım iş gücüne gidiyor. Bakın yine benzer bir mantık söz konusu. Mavi kısım yeşilden sürekli daha hızlı büyürse sermayenin elde ettiği gelir arttıkça artar. Kapitalist piyasa ekonomilerinde sermaye de eşit şekilde dağılmaz. Bunun en önemli nedeni gelirin eşit şekilde dağılmamasıdır. Sermaye eşit dağılmaz çünkü sermayenin büyük kısmı en çok kazanan %10'lu kesime aittir. Dolayısıyla sermayeye giden payın artması da üstteki durumu tetikler. Piketty kitabında sermaye karlılığı terimiyle sık sık karşılaşacaksınız. Kitapta sermaye karlılığı büyüme oranlarıyla kıyaslanıyor. Bu büyüme sermaye karlılığının artması anlamına gelmiyor. Sermaye karlılığını bilmek için sermayenin getirdiği geliri ve sermayenin değerini bilmek lazım. Bu grafikte sadece sermayenin getirdiği geliri görüyoruz sermayenin değerini bilmiyoruz. Dolayısıyla sadece bu grafiğe bakarak sermaye karlılığını hesaplayamayız. Örneğin mavi kısım birkaç yıl sonra buraya kadar büyüse yeşil bölümde böyle büyüyecek. Bu arada büyümeyi sermaye gelirindeki artış olarak düşünebilirsiniz. Sıkça duyduğumuz bir terim bu. Yeşil kısımdaki mesela %5'lik büyüme ise G diye tabir edilen ekonomideki toplam büyüme olarak düşünebiliriz.